Hakkınızı helal edin.
futbolcu kardeşlerim, teknik heyetimizi yürekten kutluyorum. Dediğimiz gibi sezon başından beri söylüyoruz. Bunlar aslan yürekli. Gerçekten de sahada her şeye rağmen çok güzel mücadele ettiler. Hava şartları zordu. Sağ zeminde sentetik saha olmasa bile çok alışık olmadığımız bir sahaydı. Ama buna rağmen güzel futbol oynayan bizdik. Tribünde bizleri gerçekten futbolu bilenler bizleri desteklediler. Tabii ki buradan ben şunu söylemek istiyorum. Futbol şehirleri, insanları birleştiren bir unsur olmalı. Spor bu gözle bakılmalı. Biz Aksaray olarak gözle bakıyoruz. Gördüğümüz şeylere tabii çok itibar etmiyoruz. Şehirler bizi, şehirlerimizi bu şekilde anmak istemiyoruz. Kendini bilmez 3-5 kişinin işte Kırıkkale'den gelmişler, Kırşehir'den gelmişler. Çok önemli değil bunlar bizim için ama. Yani inşallah biz kardeş şehirleriz. Hepimiz birbirimize yakın bir şehirdeyiz. Alışveriş yapıyoruz, dostluklarımız var. İnşallah gene de baki kalacağız, sıkıntı yok. Yani sporcularımız buradan eline geleni yaptılar. Eline gelenin fazlasını da yaptılar. Çok güzel oynadık. Yani talihsiz bir gol yedik. Ama sporcularımız bu golün de telafisini yapmasını bildiler. Gerçekten ben burada bizi desteklemeye gelen Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız ve Milletvekilimiz olmak üzere Ticaret Odası Başkanımız, değerli yöneticilerimiz hepsine ben çok teşekkür ediyorum. Yürekten kutluyorum. Merkez İlçe Başkanımız Ömer Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldi, bizi destekledi. Ayrıca taraftar grubumuza, basın mensuplarımıza yine hakeza. Yani dediğimiz gibi biz bir aileyiz. İnşallah sezon sonunda da ipi göstereceğiz. Daha kaybedilen hiçbir şey yok. Aramızda bir puan var. Rakibimizin kaybetmesini bekleyeceğiz. Biz bu futbolla, bu yürekle, bu inançla olduğumuz sürece inşallah sezon sonunda başarıya, muvaffakiyete ulaşacağımızı Rabbimin izniyle, inayetiyle inşallah ulaşacağız diyorum. Kesinlikle kaybetmemeye gelir. Yani kaybettiğimiz zaman ligin biteceğini biliyorduk. Tabii ortada geçiyordu maç. İlk devre biraz daha oyuna hakimdik. Biraz daha fazla rakibe göre pas yaparak, oyun kurarak top oynadık. Rakip biraz daha doldur boşalt topla gelmeye çalıştı. Pozisyon anlamında da ilk devre bizim daha fazla pozisyonumuz vardı. İkinci devre oyun tamamen iki takım içinde koptu. Biraz uzun toplara döndü. Çünkü iki takım da kaybetmek istemiyordu. Rakip 10 kişi kalınca tabii biraz saha içerisinde ufak bir rehavet oluştu. Orada da oyuncumuzun dikkatsizliği diyeyim. Yediğimiz bir golle mağlup duruma düştük. Ama asla maçı bırakmadık. Ligi de bırakmayacağız. Son ana kadar kovalayacağız. Buradan son dakikalarda attığımız golle berabere dönüyoruz. Birer puan paylaştık. Rakibimiz de bir puan aldı. Lig bitmedi. Onların 3 maçı, bizim 4 maçımız var. Takılırlarsa biz kaybetmeyeceğiz. Ligin sonuna kadar bu işi götürmeye hesaplıyoruz. Ufuk Hoca'nın aslan yürekleri devam ediyor tarih yazmaya. Devam ediyor. Edecek çocuklar. İnandılar. Onlar son dakikalarda yüreklerini ortaya koydular. Cansiperhane savaştılar. Golü de buldular. O anlamda çok sevinçliyim. Çok iyi, karakterli oyunculardan kurulu bir takımla çalışıyorum. Çok sevinçliyim. Ligi de inşallah finali görürüz. Çünkü biz bunu hak ederek geldik. Tırnaklarımızla burayı kazıyarak geldik. Hiç kimseden destek almadık. Çocuklar kendileri çalıştı, kendileri çıktılar, oynadılar. Bizlerden destek aldılar. O anlamda da inşallah mutlu sonu biz görürüz. Çünkü önümüzde 4 maç var. Kaybetmezsek, rakibimiz takılırsa gene mutlu sona biz ulaşacağız. Kaybetmemeye çalışacağız. 4 tane maçımızı kazanmaya çalışacağız bundan sonra. Ben daha önceki haftalarda söylüyorum. Zaten 3 gün önceki kahvaltıda beraberdik. Valimiz, belediye başkanımız, emniyet müdürümüz ve ilçe başkanımızla beraber. Onlar da takım buralarda olmasından dolayı çok sevinçler ve biz de onları yanımızda görmekten dolayı çok sevinçliyiz. Keşke 3 puan alaydık da onlara galibiyeti hediye edebilseydik. Ama dediğim gibi sezon sonu inşallah ipi göğüsleyen taraf biz oluruz. Profesyonel lige çıkmanın armasıyla onların huzuruna geliriz. Öyle hesaplarımız devam edecek. İnşallah da muvaffak oluruz.